Dostlar selamlar. Yeni bir konuyla karşınızdayım. Karavanda 220 volt elektrik tesisatı nasıl olmalı? Proje, kablo ve sigorta dağılımı nasıl yapılır? Buyurun videoya. Öncelikle kablo renk kodlarına dikkat edelim. 220 voltta kablo renkleri kahverengi faz, sarı toprak, mavi nötrdür. Karavanda 220 volt sağladığımız cihazlar bir tanesi 12 volt aküden 220 volta çeviren invertörümüzdür. Diğeri de dış besleme kamplardan dışarıdan elektrik aldığımız prizimizdir. Bunların ikisi arasında seçici enversör şalterimiz olması gerekir. Bu şalter yaklaşık 1000 watt, 2000 watt ve 3000 watt güçler için 3x25 amperlik bir enversör şalter işimizi görecektir arkadaşlar. Birinci hat ve ikinci hat olarak kablolarımızı envertör şaltere faz netir olarak gireriz. Bu arada kablo renklerinde faz kahverengi, mavi nötr bir kez daha hatırlatmasını yapalım. Envertör şalter çıkışımızda yine faz nötr olarak kaçak akım sigortasına giriş yapıyoruz. Kaçak akım sigortamız 16-25 amper yük kaldıracak şekilde 30 miliamperlik can güvenliği sigortası olması gerekiyor arkadaşlar. Kaçak akım sigortasının 30 ve 300 miliamperlik iki değişik modeli var. Çift kutuplu 30 miliamperlik olanı alacaksınız. Kaçak akım sigortasından sonra dağıtım sigortalarına giriyoruz. Dağıtım sigortalarını çift ikili sigorta olarak tasarladım. Faz ve nötr kesici sigortalardır bunlar. Buradaki amaç kamp elektriğini ters aldığımızda yani nötrden faz aldığımızda kaçak akım sigortası zaten ikisini birden kesiyor. Sigortalar da ikili olursa fazı nötrden de alsak, fazdan da alsak bunlar çift sigorta ikisini birden kapatıyor. Yani ters ve düz enerji girişi riski burada kesinlikle ortadan kalkmış oluyor. Fazın bağlantısını yapıyoruz. Kaçak akım sigortasından soldan çıktık. Sağ sol fark etmiyor. Projemizde soldan girmişiz. Soldan çıkıyoruz. Sigortalarımıza sol taraftan giriş yapıyoruz. Nötrümüz de aynı şekilde. Sağ taraftan çıktık. Sağdaki sigorta giriş ikinci kutuplarına girdik. Bu arada arkadaşlar gelecek sorulardan bir tanesi topraklama hattı olabilir. Karavan dış priz topraklama hattını, topraklama ucunu karavan içerisindeki prizlerin topraklama hattına bağlıyoruz. Herhangi bir araya anahtar vesaire olmayacak. Dış prizin topraklaması karavan içerisindeki prizlerin topraklamasıyla bağlantılı olacak. Bunun haricinde topraklamayla ilgili başka bir bağlantımız yok. Ama kaçak akım sigortası topraklamadan daha önemli bir devredir. Daha önemli bir sigortadır. Topraklama kamp yerlerinde veya uzun seyahat kablo kullanmayla topraklama güvenli olmaktan çıkmış olabilir. Bunu biz bilemeyiz. Yani her gittiğimiz yerde topraklama ölçüm yapmamız mümkün değil. Standart dışı bir topraklama yapılmış olabilir. Can güvenliğini koruyan bir topraklama yapılmamış olabilir. Bu tür riskleri düşünerek topraklamanın olmadığını farz edin. Kaçak akım sigortasının görevi topraklamadan daha önemlidir. İnsan vücudu 50 miliamperde elektriğe çarpılıyor. Kaçak akım sigortası 30 miliamperin üzerindeki kaçaklarda devreyi kesiyor. Yani siz çarpıldığınızı daha hissetmeden kaçak akım sigortası çok hızlı bir şekilde elektriği keser. Topraklamayı hiç düşünmeyin. Burada birinci planda olması gereken malzeme kaçak akım sigortasıdır. Kaçak akım sigortası olduktan sonra karavan içerisinde 220 voltla elektrik çarpılması mümkün olamaz yani. Ancak faz ve nötrü beraber tutmanız lazım çarpmanız için. O da farklı bir durum yani. Tek fazı ya da sadece nötrü dokunsanız bile yani sadece faz değil nötrü dokunsanız bile kaçak akım sigortası atacaktır arkadaşlar. Evet. Buradaki bu kısım 220 voltta güç devresi olarak geçer. Burada kullanılacak kabloların tamamı 3 çarpı 2,5 mm kare olacaktır. 3000 watt güce göre söylüyorum bunları arkadaşlar. Sigorta dağılımı nasıl olacak? Girişleri 3x2,5 olduğunu söylemiştim bir önceki ekranda. Çıkışlarımız burada 3 farklı sigorta grubu söylüyorum. Değeri daha doğrusu 3 farklı sigorta değeri. Siz bunları istediğiniz sayıda kullanabilirsiniz. Birinci grubumuz 2x6 amper.
Gücü 1000 watt'tan az olan buzdolabı, televizyon ve aydınlatmalar için kullanacağımız sigortadır. Burada en az 2 tane aydınlatma sigortası kullanmanızı tavsiye ederim. Olur da aydınlatma hattının bir tanesinde arıza olur, düzeltemezsiniz, onaramazsınız vesaire. İkinci sigortayla aydınlatmanız devam eder. Tek sigorta yaparsanız arıza da bütün hattı, aydınlatma hattını birden kaybetmiş olursunuz. İki tane olursa bir tanesi arıza yapsa bile diğer hat en azından aydınlatma konusunda işinizi görecek durumda olacaktır. O yüzden aydınlatmada ve priz devreleri de aynı şekilde en az iki tane olması lazım. İki sigorta olması gerekir. Diğer bir üst güç grubumuz 2x10 amper 1000 watt ile 2000 watt arasındaki cihazlar için. Bunlar ne olabilir? Fön makinesi, tost makinesi, kettle, çamaşır makinesi kullanıyorsak bu gruba girer. 2x10 amperlik sigorta burada işimizi görecektir. Burada da kablo kalınlığı 3x1,5 mm yeterli olacaktır. Ekstrem bir güçten bahsediyorum. Tavsiye etmediğimiz, yani büyük karavanlar için belki 3x2,5 mm kablo. Ben görüyorum videolarda 3x2,5 çektik diyorlar her yere. Bu kablo böyle yerlerde kullanılabilir arkadaşlar. 3x16 amper sigortaya kadar 2000 ve 3000 watt arası cihazlar için. Bunlar ne olur? UFO. Üç gözlü elektrikli ısıtıcı. Bu tür bir tesisatınız varsa 3-2,5 kablo ile beslemeniz gerekir. 2x16 amper sigorta bu tesisata yeterli olur. Yani işin özeti, bu üçüncü grup karavanlarda pek olmaz. Birinci ve ikinci grupta gördüğümüz gibi 3x1,5 mm kablo bizim karavan içerisinde işimizi görecektir arkadaşlar. 220 volt voltajın büyüklüğü sizi yanıltmasın. Voltaj büyüdükçe kablo kalınlığı aslında incelir. Voltaj küçüldükçe kablo kalınlıkları artar. 1000 watt'lık bir gücü taşıdığınızda 12 voltta daha kalın kablo kullanırsınız. 220 voltta daha ince kablo kullanırsınız. Örneklemek. Dostlar, emek harcayıp bilgilerimizi ihtiyacı olan kişilere ulaştırmaya çalışıyoruz. YouTube beğenilen videoları daha çok kişiye sunuyor. Beğen tuşuna basarak bilginin paylaşılıp çoğalmasına yardımcı olacağız. Unutmayalım, bilgi paylaşıldıkça çoğalır. Videomu beğenirseniz daha fazla kişinin, bu videonun daha fazla kişiye ulaşmasına yardımcı olmuş olacaksınız arkadaşlar. Ek bir güvenlik bilgisi ekleyelim. Makaralı, sarılı olarak seyyar kablo kullanmayalım arkadaşlar. Fazla akım çekildiğinde bobin etkisi yapıp makaradaki kablo ısınıp resimde görüldüğü şekilde erir, yangın ve arızalara sebep olabilir. Kabloyu açıp dağınık bir şekilde kullanın. Makarada düzenli olarak sarılmış halde uzun bir seyyar kablo kullanmayalım. Elektrik bağlantıları gevşeklikleri sevmez. Mutlaka kablo pabuçlarını ve somun vidalarını iyi sıkın arkadaşlar. Gevşek kalmasın. Gevşek yerler aşırı ısınmalara, erimelere ve yangına sebep olabilir. Diğer hususta elektrikte kullanılan artı, eksi veya faz, nötr, toprak. Bu kablolar, bu uçlar birbirlerini sevmezler. Kesinlikle bu uçların birleştirilmemesi gerekir arkadaşlar. Faz, nötr, toprak veya artı, eksi. Bunların birbirlerine asla dokunmaması gerekiyor. Bunlar zıt hatlardır. Dostlar, videoyu beğenip faydalı olduğunu düşünüyorsanız beğeni yapalım. Gelecek yeni videoları kaçırmamak için abone olalım. Sağlıklı, mutlu, bol karavanlı günler diliyorum. Görüşmek üzere, hoşça kalın.